Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları Zoom serisi 4. ünite tarama testi 2 ile dersimize devam ediyoruz. şey ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur. Videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Aşağıdaki tabloda brokoli, muz ve yoğurdun kütle ve kalorileri verilmiştir. Yediği yiyeceğin kalorisini hesaplayan Gamze bir öğle yemeğinde tablodaki yiyecekleri yemiştir. Gamze yiyeceklerden toplam 364 kalori değerinde 10, 10 porsiyon yediğine göre kaç porsiyon brokoli yemiştir diye soruyor. Gerçekten 7 brokoliye eğer şöyle porsiyon sayılır diyelim. x porsiyon gençler brokoli yemiş olsun. y porsiyon yoğurt yemiş olsun gençler. Toplam porsiyon sayısı 10'du. 10'dan x de y'yi çıkartırsak da 10 eksi x eksi y porsiyonda muz yemiş olur gençler. O halde toplam kalori için brokoli gençler 30 x'i çarpıyorum. 30 x brokoli'den kalori alır. Yoğurt gençler y porsiyonda 35 y buradan kalori alır. Artı 8 çarpı kalori ile porsiyon sayısını çarpıyorum. 10 eksi x eksi y porsiyonu gençler. buradan da kalori alır diyoruz. Bunların toplamı 364'e eşitmiş. Düzenlersek gençler 48 içeri dağıtıyorum. 30 x artı 35 y 48 ile 10'u çarpıyorum. 480 48 ile eksi x'i çarpıyorum. Eksi 48 x. 48 ile eksi y'yi çarpıyorum. Eksi 48 y. Eşittir 364 oldu. Arkadaşlar buradan düzenlersem 408'ini diğer tarafa eksi olarak gönderelim. Eşitliğin diğer tarafı eksi 116 oldu. 30 e, x eksi 48 x daha gençler. Eksi 18 x yapar. 35 y ile Eksi 48 y'yi toplarsam da eksi 13 y olur. Gençler bakın burada her tarafta eksi olduğu için eksiyle genişlettiğimi düşünelim. Eksiyle eksiyi çarptım 18 y x. ile eksi 13 y'yi çarpıyorum artı 13 y. Eksiyle eksi ile eksi 16'yı çarparsam da 116 olur. Gençler buradan itibaren değer vermeye çalışalım. Y'yi gençler ben burada eğer 2 verirsem. 13 ile 2'yi çarparsam burası 26 olur. Eşittir 116. Buradan da gençler x'e eğer 5 verirsem 18 çarpı 5 90 olur. Bakın eşitliğimiz bu şekilde sağlamış oluruz. Eşitlik sağlandığı için gençler bizden x'in değerini yani brokoli'nin porsiyon miktarını istemişti. Gördüğünüz gibi x'i 5 olarak bulduk. Ve denizi seçeneğini işaretledik. Yani. Devam edelim. İkinci soruyla dersimizin. Eğimi eksi 4 olan ve 3,1 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Başta doğru denklemi y eşittir mx artı n formatındaydı. Burada eğim gençler m'nin değeriydi. Bu eğimdi. O eğim yerine yani m yerine eksi 4 yazarsam y eşittir eksi 4 x artı n oldu. Gençler burada n'in yani sabit değerim bulmak için x ve y gençler bakın 3,1 noktasıydı. Bunların yerine yazalım. Y e gördüğüm yeri 1 yazıyorum. 1 eşittir. X gördüğüm yeri 3 yazarsam. Eksi 4 çarpı 3 oldu. Artı n. 1 eşittir. Eksi 12 artı n'den. Eksi 12 diğer tarafa gönderirsem. Evet gençler. Buradan itibaren ne olmuş oldu? E, n eşittir 13 oldu. Neye gençler? Yani n burada 13 ise. Aynen yerine yazalım. Y eşittir. Eksi 4 x artı 13 olur. Doğru denklemi diyorum. Bakın bu şekilde göremediğim için eksi 4 x'i sol tarafa alalım. Y artı 4 x eşittir 13. Gördüğünüz gibi bu ifade A seçeneğinde yer alır diyoruz. Yukarıda verilen grafikte e, fidanın boyu zamana göre değişimi göstermektedir. Buna göre grafiğe ait doğrusal denklem hangisidir diyor. Gençler boy uzunluğu y dedik. Eşittir. Başlangıçta 50 santimetre. Artı. 2 ayda gençler bakın 10 santimetre uzamış. O halde onu 2'ye bölersem. 5 santimetre uzar gençler 1 ayda. 1 ayda 5 uzarsa gençler x ayda 5 x uzar diyorum. 50 artı 5 x olur. Ve sorumuzun yanıtına soru seçeneğinde işaretleriz. Evet gençler dördüncü soruya baktığınız zaman A ve B araçlarının alınan yola bağlı olarak kalan yakıt miktarları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre depolarında 120 litre ve 100 litre olan yakıt varken A aracı B aracından kaç kilometre daha fazla yol alır diyor. Gençler öncelikle A aracını inceleyelim. E, deposunda 100 litre yakıt varken gençler 400 kilometre gittiğinde 20 litre harcamış oluyor. O halde şöyle diyeceğim gençler 20 litre ile 400 kilometre yol gidiyorsam, evet, deposuna 100 litre varsa 100 litre yakıt varken x kilometre yol gider diyoruz. Buradan doğru orantı vardır gençler. Etkat evet, olarak görebiliriz. Bakın 400 gençler 20'nin 20 katıydı. O halde x'i bulmak için 200'ü 20 ile çarpıyorum. 20 çarpı 100'den 2000 kilometre yol gider diyorum. E aracına bakalım. D aracı gençler. Başlangıçta 120 litre yakıt vardı. Ve 40 litre ile 400 kilometre yol aldı. 120 litre ile gençler X kilometre yol alır. Diyorum. Gençler 400 yine 40'ın 10 katıdır. 120'nin 10 katı X'i verecek. O halde X eşittir. 120 çarpı 10'dan bu da 1200 kilometre yol gider diyelim. Bizden aradaki fark istedi. 2000'den 1200'ü çıkarıyorum. Ve 800 kilometre yol gider diyoruz fazladan gençler. Ve denizi seçeneğini işaretliyoruz. Evet, olduğuna göre x kaçtır dedi. Sevgili gençler burada paydalarımızı eşitleyelim. Bizi paydası 1 var diyorum. 6 ile genişletiyorum. 3x bölü 6 artı 2 ile x artı 2'yi çarpıyorum. 2x artı 4 bölü 6 eşittir 24 bölü 6. Fayda da gençler altları direkt atabiliriz. 3x 2x 5x artı 4 eşittir 24 oldu. 4'ü gençler eksi 4 olarak gönderelim. 5x eşittir 20 ise her iki tarafı 5'e bölersen x'in değeri 4 olur ve bonus seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet. Altın sorumuzda yukarıda verilen rampanın eğimi %15'tir. Buna göre x yüksekliği kaç metredir? İşte Eğim biliyorsunuz dikey bölü yataydı. O halde %15'i kesir olarak yazarsam 15 bölü 100 eşittir. x bölü 120 olacak. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 100x 100 x 15 çarpı 120'dir. İki tarafı 100'e bölelim. 1 sıfırları sildim. E, 15 ile 5'i 10'u gerçi 5'e bölelim. 2. 5'e böldüm 3. 12'yi 2'ye böldüm 6. Hadi x'in değeri 3 kere 6'dan 18 metre olur. Sorumuzun yanıtı C seçeneği doğru cevap olur diyoruz. E, 7. soruyla devam edelim. Yukarıdaki doğrusal grafikte K ve L vidanlarının boylarının zamana göre değişimi gösterilmektedir. Buna göre bu iki fidan dikildikten kaç ay sonra K fidanının boyu K fidanının boyunun 3 katına 2 santimetre eksiğine eşit olur diye soruyor. şimdi öncelikle doğru denklemlerini yazalım. K fidanının boyuna. Bu yüzden y geçen zamana X diyorum. K fidanı gerçekten başlangıçta 6 santimetreydi. 6 artı. Evet gençler K fidanı başlangıçta 6 idi. Evet 3 ayda gençler 21 oldu. O halde ben 21'den 6'yı çıkartırsam 15 santimetre uzamış diyorum. Gerçi bunu 3 ayda uzadığı için 15'i 3'e bölersem 5 santimetre uzar 1 ayda. 1 ayda 5 uzarsa gençler x ayda 5x uzar diyoruz. Y'nin denklemini yazmış oluyoruz. L'ye bakalım. Y e gençler başlangıçta 18 santimetreydi. O halde y eşittir. 18 artı diyelim. Gençler 3 ayda 3 santimetre uzamış. 1 ayda demek ki bu x uzayacak. O halde direkt 18 artı x diyoruz. Arkadaşlar burada ne istiyor benden? k'nin boyu yani 6 artı 5x k'nin boyunun 3 katının 2 eksiğini, olsun, e, eksiğini eşit olsun diyor. O halde l'nin boyu 18 artı x'te bunu 3 ile çarpacağım. 2 çıkartarak eşitliği sağlayacağım. Buradan 3'ü içeri dağıtalım. 6 artı 5x eşittir. 54 artı 3x eksi 2 oldu. Gençler şöyle düzenleyelim. 6 artı 5x 54'ten 2'yi çıkartırsam 52 artı 3x oldu. 3x'i sol tarafa 6'yı sağ tarafa alacağım. 5x eksi 3x 52 eksi 6 oldu. Buradan 2x eşittir 46 olursam 2'ye bölersek gençler x'in değeri 23 olur diyoruz. Ve sorumuzun yanıtını denizli seçeneğinde işaretliyoruz. 8. soruyla devam edelim. Denklemi 3x eksi 5y eşittir 30 olan doğrunun grafiği için ifadeler hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Gerçekten eksenleri kestiği noktaları bulmam gerekiyor. x eksenini 10,0 demiş. O halde birinci öncüyle başlayalım. Evet x eksenini kestiği yeri bulmak için gerçekten y'ye 0 vereceğim. 3x eksi 5 çarpı 0 eşittir 30 olur. 3x eşittir 30 ise her iki tarafı 3'e bölersem x eşittir 10'dur. Peki 10 virgül 0 noktasını keser diyoruz. Birinci bilgimiz doğrudur. İkinci öncüle bakalım. e eksenini gerçekten x sıfırken keserdi. Ben x yerine 0 vereceğim. Evet. 3 çarpı 0 eksi 5 y eşittir 30 eksi 5 y. 30'a eşitse her iki tarafı eksi 5'e bölelim. E eşittir eksi 6 olur. Yani 0 virgül eksi 6 noktasına keser demiş. Bu ifade doğrudur. Evet, doğru gerçi 15 virgül 2 noktasına geçer demiş. Evet x ve y yerine 15 2 yazalım. Evet, ve eşitlik sağlanıyor diye kontrol edeceğim. 3 x'li gençler. O halde x yerine 15 yazarsam 3 çarpı 15 Eksi 5 y 5 kere 2. Eşittir 30 oldu. 45 eksi 10. Eşittir 30 ise 45'ten 10'u çıkarıyorum. Bakın 35 kaldı. Ya 35 30'a eşit olmaz. Evet bu ifademiz yanlış oldu. O gördüğünüz gibi 1 ve 2 doğrudur diyoruz. Ve bolu seçeneğini işaretliyoruz. Evet 9. soruyla devam edelim. Gerçekten 9. sorunun çözümü tekniği aynen 1. soruda olduğu gibi. O halde sorumuzu okuduğunuz zaman aşağıdaki tabloda bir markete satılan peynir türleri ve kilogram fiyatları verilmiştir. Bu marketteki peynir türlerinden en az 1 kilogram alan Mert toplam 7 kilogram peynir alıp 98 TL ödediğine göre kaç kilogram çeçil peynir almıştır? İşte 6 kilogramları şöyle belirlersem çeçile gençler x diyorum. Aşağıya y. Köy peynirde gençler toplam 7 de 7'den ve x'i çıkaracağım. x eksi y diyeceğim. Köy peynirinden de 7 eksi x eksi y kilogram almıştır diyoruz. Ödediği ücretlere bakarsak gençler. Kaşar peynirine 15 y öder. 15 çarpı y demektir artı. İçine gençler 20 çarpı x öder. Artı. Peynir, köy peyniri gençler 12 liraydı. 12 çarpı 7 eksi x eksi y öder diyoruz. Ve toplamda 98 liraymış. Döndersem 15y artı 20x 12 içeri dağıtırsam 84 eksi 12x eksi 12y olur. Eşittir 98. 84 diğer tarafa alalım. 15y'den 12 15 y'den 12y'yi çıkarıyorum. 3y. 20 xten 12x'i çıkarıyorum. 8x eşittir 14 oldu. x'e değer vermek istiyorum. Bakın x'e ben 2 verirsem gençler 8 kere 2'den zaten 16 olur. 14'ü geçer. O halde x'e 1 verdiğini düşünelim. 8 kere 1 8 olur. Evet buradan gençler 6'ya ihtiyacım var. O halde y'ye de 2 veririm. 3 kere 2'den 6 olur. Bakın eşitliği sağlamış oluyoruz. O halde bizden x'in değerini istemişti. x'in 1 olduğunu söylüyorum. A seçeneğini işaretliyorum. Evet 10. soruyla devam edelim. Bir ip iki eş parçaya bölünmek e, bir ipi iki eş parçaya bölmek isteyen sudem, orta noktayı işaretleyip yanlışlıkla ipin ucundan 8'e birini kesiyor. Kalan parçaların orta tekrar orta noktalarını işaretlediğinde orta noktanın 5 cm kaydığını görüyor. Buna göre Sude'nin ipinin başlangıçtaki uzunluğu kaç santimetredir diyor. Başta i̇şte iki eş parçaya bölmek demek yani 2'de 1'de 8'de 1 ile 2'de 1'e işlem yapacağım için paydaları çarpıyorum gençler. Başlangıçtaki ipin uzunluğuna 16x olsun diyorum. 16x santimetre uzunluğunda şöyle bir ip çizdiğimizi düşünelim. Başlangıçta gençler orta noktası diye böldüğümüz zaman burası 8x burası 8x'tir. Gerçi 8'de birini kesiyor. 16x'in 8'de biri 1, 1 bölü 8'e çarparsam 2x yapar. Halde ben 16x'ten 2x'e çıkartırsam geriye 14x ip kalır. 14x'in gerçi orta noktasını belireceğiz. Yani 7x'i belireceğim. Önce şöyle yapalım. Şöyle 2x'i keselim gençler. Bakın geriye 14x kaldı. Bunun ortası gençler 7x olur. Orta nokta gençler burada 8x'ten 7x'e kaydı. Yani 1x kaydı. Bu x gençler işte 5 santimetreye eşittir diyoruz. İpin uzunluğuna gençler 16x demiştim. O halde 16 çarpı 5'ten 80 santimetre olur Evet ipin başlangıçtaki uzunluğu diyoruz ve Ceyhan seçeneğini işaretliyoruz. Evet 11. soruyla devam edelim. Bir karga 60 mililitre su dolu olan e, su dolu kaba eşit miktarda eşit hacimde taşlar atıyor. İlk taş attığında su seviyesi 63 mililitre göstermiştir. Ona göre taşın hacmi x kaptaki su seviyesi y dersek probleme ait denklem hangisidir diyor. Gençler o halde y eşittir. Başlangıçta 60 vardı. 60'ı artı diyorum. Gençler 60'dan 63'e çıktı. O halde 63'den 60'ı çıkartırsam bir taş gençler 3 mililitre yükseltiyor. O halde x taş gençler 3x yükseltir deriz. 60 artı 3x olur. Sorumuzun yanıtı ve bolu seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Evet sevgili gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.